Çıkarım kuralları örnek soru 8. Bu videomuzda çıkarım kuralları konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen argümanın geçerli olduğunu çıkarım kurallarını kullanarak ve her adımda nedenini belirterek gösteriniz. 4 öncülden oluşan bir argümanla karşı karşıyayız ve bize T sorulmuş. T sonucuna ulaşmamız istenmiş. T de burada var. Buradaki S'yi ayrıştırıp sonra modus ponens yapılma ihtimali oldukça yüksek gibi görüyoruz. Şimdi birinci adım diyelim. Buraya da gidip nedeni diyelim. Bu soruya nasıl başlamalıyız? Şimdi burada iseli epey bir bileşik önermemiz söz konusu. Öncüllerin içinde. Modus ponens ve modus tollens'in kullanılma ihtimali oldukça yüksektir. Direkt kullanılabilir durumda mı değil mi ona bir bakalım önce. Bu kuralları bir hatırlayalım buraya. Modus ponens, modus tollens. Bu P ise Q, P varsa elimizde sonuç olarak Q'ya ulaşıyoruz. Modus tollens de P ise Q varsa Q'nun olumsuzu varsa sonuç olarak P'nin olumsuzuna ulaşıyorduk. Bir kural listemizden şunları bir görelim. Çıkarım kurallarımızdan burada. P ise Q, P varsa Q'ya ulaşıyoruz. Modus ponens. P ise Q, Q'nun olumsuzu varsa P'nin olumsuzuna ulaşıyoruz. Modus tollens. Şimdi bu ikisinin direkt uygulanabileceği bir şey var mı? Burada RP, yalnız başına RP görmüyoruz herhangi bir yerde. R'nin olumsuzu ise S, yalnız başına R ve S görmüyoruz. Onlar gerekiyor uygulayabilmemiz için. Aynı şekilde S ise T'de yalnız başına ST görmüyoruz. O zaman bizim buradaki hedefimiz bu V'li ifadeden başlamak olmalıdır ki epeydir yapıyoruz bunu. V'lilerde istediğimiz şekilde bunun içindekini ayrı ayrı parçalayabiliyorduk. Birinci adım. P ve Q'yu aldık. Bu bizim birinci öncülümüz. Buradan içinden istediğimizi parçalayacağız. Bunu da bir kuralımız vardı. Şuradaki yedinci kuralımız. P ve Q'da istediğimizi ister P'yi ister Q'yu alıp aşağıya yazabiliyorduk. Buna da bileşik önerme, basitleştirme kuralı demişiz Türkçe. Türkçe yaparak ilerleyelim. Bize burada hangisi gerekir? Şuradakilere baktığımızda Q bu üçünün içinde hiç yok. Q'yu ayırsak hiçbir şey elde edemeyiz. Fakat buradaki P'nin olumsuzunu ayırsak bunda P var. Buradan R'ye ulaşırız. R ile burada kullanırız. R'den S'ye ulaşırız. S'yi burada kullanırız. Buna ulaşırız. İçinden P'yi ayırdık. Nedeni bir numaradan bileşik önerme basitleştirme kuralı. Ne demişiz ona biz? Bileşik önerme basitleştirme kuralı. Bileşik önerme basitleştirme kuralı. Üçüncü adım bu P'yi içeren iseli önermeyi alalım buraya. R ise P. Bu bizim ikinci öncülümüz. Birinci öncül buydu. 2, 3, 4 öyle sıralı şekilde gidelim. Bu ikinci öncüldür. Şu ikisine baktığımızda modus tollens'in çok açık bir şekilde uygulanabilir halde olduğunu görüyoruz. Dördüncü adımda 2 ve 3 numaraya modus tollens uyguluyoruz. Buradan da P'nin olumsuzu R ise P varsa R'nin olumsuzuna ulaşıyoruz. P ise Q, Q'nun olumsuzu varsa P'nin olumsuzu geliyordu. P'nin olumsuzu R ise P varsa R'nin olumsuzuna ulaştık. Tamam. Beşinci adım. Bu R'nin olumsuzunu içeren iseli önermeyi buraya getirelim. R'nin olumsuzu ise S var. Şimdi bu ikisine baktığımızda da modus ponens'in uygulanabilir olduğunu görüyoruz. Ama bu üçüncü öncülümüz. Altıncı adımda R'nin olumsuzu ise S'den, P ise Q, P'den Q'ya ulaşıyorduk. R'nin olumsuzu ise S'den S'ye ulaşırız. Burada da 4 ve 5 numaradan modus ponens uyguladık. Tamam, S'ye ulaştık. Şimdi geldik
En son öncülü getiriyoruz. Burada S ise T. Bir kez daha modus ponens uygulayacağımız çok açık. Getiriyoruz S ise T'yi. Bu bizim dördüncü öncülümüz. Şimdi burada 6 7'ye baktığımızda modus ponens çok açık. 8. adımda da S ise T varsa P ise Q, P varsa Q'ya ulaşırız. S ise T varsa T'ye ulaşırız burada. 6 ve 7 numaradan modus ponens ile istediğimiz T sonucuna ulaştık. Anladık ki buradaki bu argüman geçerli bir argümandır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.